Arabada böyle konuşmamıştık. Ben doktor olacaktım. Sen adamın sağlığına ne dersin? Tekerlekli sandalyedeki biriyle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Hastaya hiç saygı kalmamış. Şimdi bu halinle bir de beyaz önlük giysen, doktorlar da sıraya girecek. Sonra al başına bela. Bayılırım iltifata, hiç kaçırmam. Sağ ol Ali'cim. O senin mavi mavi bakan gözlerinin güzeldi. Kızaran yanaklarını ısıracağım şimdi, olacak. Abi sana rica ediyorum, bu işi sakin sakin çözelim. Efendim? Savaş odasında mı, onu kaçıracaklar? Haluk Bey, böyle bir şey mümkün değil. Savaş Bey gözetim altında. Siz rahat olun. Hemen tekrar kontrol ettiririz. Haluk Bey, ben sizi tekrar arayacağım. Hadi arkadaşlar, bana tarih edin. Kutu artır, hadi lan. Tarihi alt kaptan başlasın. Hadi arkadaşlar, çabuk 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 çabuk. Böyle mi? Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Çabuk. Giremezsiniz. Ne oluyor burada? Yangın alarmı verildi. Bak Ali yüzünden, gördün mü? Bir sakin. Kardeşim, buranın başka çıkışı var mı? Başka çıkışı yok. Eğer biri çıkacaksa buradan çıkacak. Bak gördün mü? Bak çocuklar çıkarsa illaki buradan çıkacaklar. Hadi gel. Abi. Bak çocuklarla karşılaştığımızda Allah'ını seversen öfkeli davranma, tamam mı? Mantıklı. Ne işiniz var burada? Savaş için geldik. Çok pis yakalandık. Alarmı da siz mi çalıştırdınız yoksa? Biz çalıştırdık. Savaş alıp gideceğiz buradan. Onu söylemeseydin ya kızım, öldürecekler bizi. Bu iş burada patlar. Çocuklar, hadi oğlumu alıp gidin. Hadi, acele edin. Ne duman var ne bir şey. Kesin yanlış hele. Yanlış eden dedim sana, halinin işi bu. Ben içeri giriyorum. Giremezsiniz beyefendi, itfaiye gelecek. Yangın falan yok, yanlış eden. Ama beyefendi... Çıkaracağız seni burada, az kaldı. Melisa. Ha Melisa. Organik namazı işte. Ya Selin sus, cevap verme. Kendin de değil işte. Ya bana ne, bozuluyorum. Sen böyle kelle koltukta onu kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hem prens hala Melisa.
Şu an bunu tartıştığımıza gerçekten inanamıyorum. Ya yakışıklı sen sürsene, dikkat et. Asıl alan bombaydı. Umarım altına hiçbir şey çıkmaz. Bir şey yapacak olsa şimdi yapardı. Ya Savaş'ı korur o. Hep bunlar Haluk kişisin işi. Teyzeciğim senden Allah razı olsun. Olur, o da olur. Ay buradan çıkalım ne olur. Gel. Hadi. Çık. Belki bahçeye çıkarmışlardır. Salak mıyım ben? Kaçırmışlar, odasında yok işte. Ben sadece olabilir mi dedim. Ya beni böyle sakinleştirebileceğini mi sanıyorsun? Rana yardım mı? Telefonu kapalı. Kesin bu işin içinde o da var, kesin. Abi sen bu işi bayağı abartmaya başladın. Belki sen de. Başardık. Mission complete. Aferin sana ya. Kahramanım benim. Sen bildiğin aksiyon adamıymışsın. Savaş geçti. Bak kurtardık seni. Bitti. Bu muydu planın? Evet bu. Birilerinin planını hatırlattı bana. Beğenmedin mi? Muazzam. Ya sen hastasın, ben doktorum işte. Öyle görmüyor muyuz? Şu an bayağı kaçan iki kişi gibi görünüyoruz. Ya kessene sesini sen. Ya koridorda yürüyoruz. O maske neden? Çok saçma. Ya yüzümü saklıyorum. Anladı. Ne anladı? Bir şey anlamadı. Demedi bir şey. Hemşire anladı. Bak. Kaç, kaç, kaç. Daha hızlı, daha hızlı. Ya daha hızlı gidemiyorum. Kalkış o zaman. Halim yok kızım, yakalanacağız. Yakalanmayacağız. Maskeyle gözlüğü çıkar. Ama ben sevmiştim. Dur, 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 dur. Beykoz'a. Ay Nazlı, kimse çaktı mı biz? Hastaneden kaçıyoruz. Ne? Ya kızım ben çaktırma diyorum, sen bağırıyorsun. Selin deli misin? Nasıl çaktırmayayım böyle bir şey bir anda söyleyince? Neyse neyse. Ben Ali'yi Emre'ye götürüyorum. Kimseye söyleme bak oraya gittiğimizi. Sonra sen de gel. Bir dakika bir dakika. Siz böyle bir şey niye yaptınız Selin? Ha niye yaptın? Ali istedi. Alo? Alo? Nazlı? Arayan Selin miydi?
Ali nerede peki? Nasıl olmuş? Görebilecek miyiz? Göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü Ali gitmiş. Ne? Aa. Nereye gitmiş? Nasıl gitmiş? Yani basbayağı gitmiş işte. Beni sen bize eve gel. Tamam. Şu hale bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Alo anneciğim. Hastaneye gelmene gerek kalmadı çünkü Ali gitti. Yok taburcu olmadı da yani kendi kendini taburcu etmiş. Gençler ne? Yani oğlum koluna ne oldu? Ciddi bir şey mi? Parçaladı ya kolunu. Beni acil otur Ceyne. Gel. Oldu oğlum ya. Oturayım anlatacağım oğlum. Gel. Ya Emre. Bizim burada olduğumuzu kimse bilmemeli. Tamam tamam o hiç problem değil ya. Aa, selam hoş geldiniz. Ah be abicim ya. Ne yaptın şimdi koluna sen? Ali. Sen de buradasın. Ben uzun süredir buradayım da. Kızlar iki dakika durun bir ya. Anlat bakalım ne oldu? Emre, Ali biraz yorgun. Şimdi üstüne gitmesen. Yo anlatayım ya. Elim cama geçirdim kardeşim. Sebep? İşte durum bu. Parçalanmış kolumla sana geldim işte. Oğlum şimdi ne desem de bilemedim. Çok üzüldüm ama. Unut gitsin ya. Ben de öyle yapacağım. Şey canım şu telefonunu versene. Şarjım bitti de. Tamam tamam. İyiyim. Arkadaş ne çilesi varmış çocuğun bitmedi gitti ya. Yalnız o Elif paçozunu az bile yapmışız. Bari o kızın saçlarını elime alıp böyle yerde sürükleyesim var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elini cama vurmuş bir insan olarak çok sakin değil mi Ali? Bilmiyorum. Ruh hali gidip geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapsak ne yapsak. Bir de Ali'yi biliyorsunuz abi. Sağ solu belli değil yani. Ne yapacağını kestiremiyorum. Bence o gelince konuyu kapatalım. Zaten tadı yok. Nazire Savaş da gelecek. Biraz neşelendiririz. Kafası dağılır. Aynen. Alo. Vay Emre Bey. Ali ben hatırladın mı? Emre'nin arkadaşı. He hatırladım. Ne vardı? Bana bir şey ayarlamanı isteyeceğim. Ne kadar istiyorsun sen onu söyle. Öyle bir şey değil. Silah ayarla bana. Alo. Ne zaman? Hemen. Tuzlu olur biraz. Sen ayarla arayacağım seni.